Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gaziantep'e deprem bölgesindeki konuları, hususları, yatırımları görmek üzere geldik. Türkiye Yüzyılı Kabinesi'nde Gençlik ve Spor Bakanı olarak göreve başladık. Benim de 45. gün aşağı yukarı tekrar 65. hükümette de görev almıştım Gençlik ve Spor Bakanı olarak. Tabii Gaziantep yaralarını sarmaya devam ediyor. Güçlü bir şekilde belediyemiz, belediyelerimiz, teşkilatlarımız hep beraber hem Nurdağ'da hem İslahiye'deki deprem sonrası yaşanan sıkıntıları, sorunları gidermek için çabayla, büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Sahadaki yaptıklarını gördük. Bizim de Gençlik ve Spor Bakanlığı çocuklarımıza o depremin yaralarını, kötü anılarını ortadan kaldırmak için de ortaya koyduğumuz, beraber çalıştığımız işte yüzme havuzu olsun, diğer tesisler olsun, pek çok aktiviteler var. Çocuklarımız oralarda eğleniyorlar. Orada gördük ki Nurdağ'da hasar gören spor salonumuz vardı. Onun yenisini yapacağız. Bazı gençlik merkezi talepleri var, saha talepleri var. Onları arkadaşlarımızla tespit ettik. Islahiye'de de aynı şekilde sahanın tribünüyle ilgili, işte saha ile ilgili, gençlik merkeziyle ilgili talepler var. Onları da yerinde gördük. Onları da tespit ettik ve inşallah süratle onları tamamlayıp gençlerimize kazandıracağız. Tabii önemli bir husus, Gaziantep en genç nüfusa sahip illerden bir tanesi. Bu dolayısıyla gençlerin kötü alışkanlıklardan, uyuşturucudan, bağımlılıktan uzaklaşması için de onların spor aktiviteleriyle, önleyici olarak spor kulüpleriyle, spor faaliyetleriyle bir arada olmalarını arzu ediyoruz. Bunun için de biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yatırımlarımızı hızlandırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamları var. Kendisi malum dünya liderleriyle beraber Vilnius'ta, Litvanya'da çok önemli konuların görüşüldüğü bir toplantıda. Kendisi de deprem bölgesine malumunuz 3-4 defa ziyaret etmişti. Yine ziyaretlerini, takiplerini yapacak. Bakanlara talimat verdi. Bakan arkadaşlarımız sürekli illerde eksiklikleri yerinde görüyorlar, tespit ediyorlar ve süratle onları gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Yarın da bakan arkadaşlarımız gelecekmiş. İşte Kültür Bakanı yarın geliyor. Cuma günü Sanayi Teknoloji Bakanı geliyor. Devamlı biz sahadayız. Hepimize bu noktada birinci önceliğimizin deprem bölgesi olduğunu ifade etti ve biz de bu Gazi şehre, Gaziantep'e gençlerine, buranın çocuklarına hizmet etmek için çalışıyoruz. Vekil arkadaşımız bizimle beraber çalışıyordu. Bünyamin Bozgeyik Bey bu dönem Gaziantep milletvekili olarak görev yapacak. Zaten sporun içerisinde olan bir kardeşimiz. Onun da bu süreçte geçtiğimiz dönemdeki yatırımlarda da talepleri ve takipleri vardı. Şimdi aynı şekilde o takip ve talepleri yürütecek. Diğer vekil arkadaşlarımıza da koordineli. Bakan Hanım zaten yakından takip ediyor. Kendisiyle de daha önce milletvekili olarak beraber çalışmıştık. Kendisinin bakan olduğu süreçte de ben milletvekili olarak görev yapmıştım. O da sahada. Yeni il başkanımız atandı. Perşembe günü beraberdik. Hemen yukarı çıktı. Onu da atadılar. Hayırlı olsun diyelim. Başkanımıza bir alkış bence. Bizim hepimize düşen ona destek olmak. Teşkilat candır. Ben de teşkilatlarda yetiştim. Teşkilatın içerisinde her kademesinde yer aldım. Teşkilat kardeştir, teşkilat ruhtur, teşkilat sevgidir, teşkilat canın canıdır. Dolayısıyla bu teşkilatla yürümek, Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, böylesine güçlü bir teşkilat olduğu sürece arkamda ve bunlarla beraber olduğum sürece elhamdülillah hiçbir şekilde, hiçbir güç karşısında boyun eğmem. Dolayısıyla ona güç veren bu teşkilatlardır. Tekrar hem 14 Mayıs'taki parlamento seçimini hem de 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı zaferini hep beraber kutluyoruz. Emeğinize sağlık. Şükranlarımızı arz ediyoruz. Aziz milletimize teşekkür ediyoruz. Aziz milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye verdiği destek nedeniyle şükranlarımızı arz ediyoruz. Önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimler için şimdiden başkanımız da
bütün teşkilatlarımızda çalışmalara başlayacağız. Önümüzdeki yerel seçimleri 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde inşallah yine hem Gaziantep'te ilçelerinde hem de Gaziantep Büyükşehir'de hem de Türkiye çapında AK Parti olarak başarıyla çıkacağımızı yürekten inanıyoruz. Bunun anahtarı teşkilatımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız sizlersiniz. Bu noktada hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sizlere güveniyoruz. Sizlere inanıyoruz. Sizleri görmek bizi mutlu etti. Bizim programlarımız var. Devam ediyor ama ayağınıza sağlık geldiniz. Başkanımıza destek, teşkilata destek, belediyelerimize destek. İnşallah yine o milletin adamı, uzun adam Recep Tayyip Erdoğan'a destek olacağız. Onunla beraber yürümeye devam edeceğiz. Ve şöyle tamamlayayım. Tasalanma yiğidim. Zaman bizden yanadır. Dünya sana düşman olsa da Antep senden yanadır. Türkiye senden yanadır. Yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.